Herkese Polonya'dan selam arkadaşlar ee, umarım iyisinizdir tekrardan tanıtmak istiyorum yeni kanala abone olan insanlar için ee, ismim Serdar ee, Türkmen insanlıyım Türkiye'de 5 sene Türkiye'de yaşadım şu anda da Polonya'dayım arkadaşlar yaklaşık 15 aydır Polonya'da yaşıyorum ve ee, bu kanalda ben arkadaşlar Polonya ile ilgili edindiğim tecrübeleri edindiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum İş konusu olsun. Polonya'da gezilecek yerler, Polonya'da Polonya'ya gelmeden önce ne yapmanız gerekenler, Polonya'ya geldikten sonra hangi uygulamaları kullanmanız gerekiyor, Polonya'ya gelmeden önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gibi ben bilgileri paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün bugünle sizinle birlikte yeni bir e, bilgi e, paylaşacağım arkadaşlar. E, o zaman lafı uzatmadan konuya geçelim. Şimdi konu şu arkadaşlar. Polonya vizesi ile daha önce de bir tane video çekmiştim biliyorum. Tekrar bu videoyu çekmek istiyorum. Neden? Çünkü insanlar çok merak ediyor. Yani bana her gün 5-6 kişi mesaj atıyor. Ve insanların %95 insanların Polonya'ya gelme amacı Polonya'da kalmak değil. Sfer olarak Almanya'ya geçmek, Hollanda'ya geçmek gibi gibi Fransa'ya, İtalya'ya geçmek ve orada çalışmak. Şimdi bunu ben sırayla bu konuda edindiğim bilgileri şu anda sizinle paylaşacağım. Şimdi diyelim ki siz Polonya vizesini aldınız ve Polonya'ya geldiniz arkadaşlar. Aldı üstünde vizede de yazıyor. Açıp bakarsanız Polska vize yazıyor arkadaşlar. Bu vize Polonya için geçerler. Polonya'da çalışmanız için demek istiyorsanız D tip vizeye başvuru yapacaksınız ve Aldınız vizeyi arkadaşlar. Polonya'ya geldiniz, çalıştınız, çalıştınız. Baktınız ki e, burada hani az para kazanıyorsunuz. Gel, zaten pa Polonya'da sıradan fabrikada çalışan biri çok para kazanamaz. Normal, standart burada minimum maaşlar 700-800 dolardan başlıyor. Ve çalıştığınız saatlik ücrete göre de bu alacağınız maaş da değişiyor. Yani diyelim ki 12 saat çalışıyorsunuz Polonya'da. Aylık 1200-1300 dolarda kazanabiliyorsunuz. Şimdi bu konuyu geçelim arkadaşlar. Bu uzun bir konu. Polonya'da çalışmak ne kadar çalışıyorsun ne kadar para alacaksınız. Hani bu konu bu değil. Ben sadece bunları örnek vererek gidiyorum. Sırayla ben size anlatmak istiyorum. Ve Almanya'ya geçmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu yapan bir sürü insan var. Polonya'ya geliyorlar. Apar topar bir iki gün burada kalıp Almanya'ya, İsviçre'ye, İsveç'e her neyse. O ülkelere gidip yasal olarak çalışmak istiyor. Ama maalesef ki yasal olarak çalışmıyorlar. Şimdi Almanya'ya giden bir sürü insan var. Hani şu şu belge var mesela A1 belgesi diye bir şey var. Ben bunu kendim tecrübe etmedim. Ee, sadece yandan kulaktan bilgiler işte izlediğim videolardan dolayı ben bu A1 belgenin ne olduğunu biliyorum. Şimdi A1 belgeyle aldınız diyelim. Bu A1 belgeyle yasal olarak Almanya'da çalışabiliyorsunuz. Bu da 3 ay. 3 ay süreden sonra siz tekrar geri gelmek zorundasınız. Varsa şöyle biri aranızda bu videoyu izliyorsa ben şu anda e, evet abir belgesiyle burada ben hayatımı sürdürebiliyorum. Ben şu an Almanya'dan e, Pol Polonya vizesiyle gelip Almanya'dan vize aldım diyen biri varsa lütfen seslensin. Yorumlarda yazsın. Ben bu şekilde bu şekilde yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Böyle böyle yapmayı diye yorumlarda yazsın. Veya isterse hani benimle birlikte birlikte konuşabiliriz. Hani canlı canlı yayın açabiliriz. Böyle bir şey yaptıysa diğer insanlara da yardımcı olmuş olacak. Hani diğer insanlara da yol göstermiş olacak. Çünkü bunu yapmak isteyen bir sürü insan var. Yasal olarak orada çalışmak isteyen birçok kişi var. Gelsin lütfen yazsın. Şimdi A1 belgesine gittiniz diyelim ki çalıştınız 3 ay sonra geri geldiniz ve vizenizin bitme süresi yaklaşıyor. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Türkiye'ye geri dönmek mi istiyorsunuz veya Polonya'da kalmak mı istiyorsunuz? Amacınız eğer Türkiye'de kalmaksa bu sefer size oturum kartı lazım olacak arkadaşlar. Yani karta pobito olarak geçiyor burada. Bu karta pobito'yu nasıl alabiliyorsunuz? iki şekilde alacaksınız arkadaşlar. Bir, e, çalıştığınız fabrika üzerinden. iki avukatla birlikte alabilirsiniz. Bu işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Bu konulara ben girmeyeceğim arkadaşlar. Bu, bu çünkü ayrı bir video. Şu an konu zaten kartaba ile ilgili değil. Vize ile ilgili olduğu için ben bu konulara sadece örnek vererek geçeceğim sırayla. Evet, diyelim ki kimliğe başvuru yaptınız, kimliğiniz elinize geldi, bu kimliği aldıktan sonra şimdi diyorlar ki insanlar ben Polonya'nın oturum kartını aldıktan sonra rahat bir şekilde çalışabileceğim. Vay be. Nasıl olacak bu? Hani çalışabileceksiniz. Nasıl çalışa çalışabileceksin? Yani bu konuda bir fikrim var mı? Yok. Sadece biliyorsun. Ama araştırmadın nasıl yapılacağını ilgili. Şimdi al kimliği aldınız. Kimliği aldıktan sonra da siz Avrupa ülkelerinde Polonya oturum kartı ile yasal olarak çalışamazsınız. Yok böyle bir şey. Polonya oturum kartı Polonya'da oturmanız için, adı üstünde oturum kartı olarak geçiyor. Sadece burada çalışabilmeniz için, Polonya'da yaşayabilmeniz için ve Avrupa ülkeleri ülkeler, Avrupa Birliği ülkelerine gidebilir misiniz? Evet, gidebilirsiniz. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Ama yasal olarak Polonya kimliğiyle oturum kartı ile orada çalışamazsınız. Abi. Yasal olarak çalışamazsınız. Bakın ben size söylüyorum yasal olarak. illegal olarak çalışan insanlar çok var. Hani şimdi biri diyecek ki ben kimlik aldım burada çalışıyorum. Evet ben şu anda otur eee Polonya oturum kartım var. Yıllardır burada çalışıyorum. Kimse bana bir şey demiyor. Onun haberi bile yoktur. Abi. O yasal olarak mı çalışıyor orada veya illegal olarak mı çalışıyor? Evet. Dersin dediğim gibi biraz önce de bahsettim A1 belgesiyle gidenler dedim hani yazsınlar bize de bilgi versin. Aynı şekilde bu kişi için de geçerli. Eğer oturum kartı ile gittiysen yasal olarak şu an çalışıyorsan lütfen buyur Senle de Caylanayan açalım. Instagram üzerinden, YouTube üzerinden konuşalım. İnsanlara bilgi verelim, insanlara yol gösterelim. Onlar da gitsin aynı şekilde. Lütfen şurada numaramı yazacağım. Oradan bana İletişime geçebilirsin. Ben de sevinirim zaten. İkimiz de insanlara yardımcı olmuş olacağız. Ve ben de bilgilenmiş olacağım bu konuyla ilgili. Ama ben düşünmüyorum. Legal olarak onlar orada çalıştığını düşünmüyorum. Araştırsınlar. Öğrensinler. Ne zaman siz Polonya'ya geldikten sonra Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabileceksiniz. Şimdi bu konuya gelelim. Burada Polonya'da oturum kartını aldınız. Bundan sonra siz Carta Residence var burada. Carta Yes, Carta Residence diye biliniyor bunun ismi. Bunu aldıktan sonra siz Avrupa Birliği ülkelerinde istediğiniz bir ülkesinde çalışabilirsiniz. İsterseniz Fransa'ya gidin, isterseniz İtalya'ya gidin, isterseniz Malta'ya gidin, isterseniz Fransa'ya gidin, isterseniz Almanya'ya gidin, isterseniz Lüksemburg'a gidin. Sayabileceğim bir sürü Slovakya, Latvia, Litvia, Litvanya... Bir sürü ülke var arkadaşlar. İstediği ülkesinde çalışabilirsiniz. Ama bu söylediğim kartı aldıktan sonra. Karta YS Karta Residence İkisi de aynı şey ama e, bunlar bu şekilde isim olarak bu şekilde geçiyor. Karta Residence veya Karta YS Yazın isterseniz elinizde telefon var. Yazın Polonya oturum kartı ile neler yapabilirim. Veya Polonya e, karta rezidans aldıktan sonra neler yapabilirim? Buyurun yazın. İsterseniz İngilizce yazın, isterseniz Rusça yazın. Oradan çevreden girin. Hani Türkçe çıkmıyorsa bunu Rus Rusça yazabilirsiniz. Ben çünkü Rusça araştırıyorum. Üstünde ben baktım bunlara ve orada ben zaten anlamış anlamış oldum. Yani Polonya oturum kartı ne işe yarıyor? Polonya e, karta yes ne işe yarıyor? Onları detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu bilgileri sizinle Paylaşmak istedim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Aktaracaklarım bu kadardı. İsterseniz abone olun, isterseniz abone olmayın. Evet, Polonya ile ilgili bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız o isteyen insanlar abone olur. Zaten olmuş insanlar da var. Biz onlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ya, e, videoyu bitireceğim. Videonun sonuna geldik. Bir de şunu e, eklemek istiyorum. Dava işçi davetisi istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. bu konuda size yardımcı olabilirim. Şurada numaramı yazacağım. Yine de buraya Instagram sayfamı yazacağım. İsterseniz WhatsApp üzerinden, isterseniz Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalan diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.